Herkese merhaba arkadaşlar. House Flipper'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ev kliniği dediğimiz bu arkadaşın evini yapacaktık. Hemen bir okuyalım bakalım. Kedisi de varmış. Neler istiyormuş, ne yapacakmışız hatırlayalım tekrardan. Yavru kedisi Oakley'nin hayatını kurtarmak Alan'ın hayatında büyük bir dönüm noktası yarattı. Yeni bir kariyere adım atmak için çok geç olmadığına karar verdi ve 32. yaş gününün ardından kısa zaman içinde bir veterinerlik okuluna yazıldı. Şimdi deneyimli bir veteriner olarak eski dostu Morgan'a yardım etmek için ailesiyle birlikte Cozy Village'e taşınmayı planlıyor. Hatta bir ev kliniği açmak için mükemmel bir yer buldu. Tabii bazı ayarlamalar yapılması gerekiyor. Kabul et diyoruz ve başlıyoruz. Kocaman bir evden bahsediyoruz şu anda. Veteriner kliniği olacak. Haberleri duydum. Morgan'ın evcil hayvan bakımı fikrini kesinlikle destekliyorum. Bu ev kedili bir ailenin ihtiyacından daha büyük. Bu yüzden ev kliniğim için senin ayrı bir alan oluşturmanı istiyorum. Bunun için zemin kat uygun görünüyor. Bu yüzden orada bazı temel ekipmanlara ihtiyacım olacak. Özel aletlerimi daha sonra getireceğim. Geri kalan diğer odalarda ne yapılması gerektiğini de bilmiyorum. İşleri doğru yapabilmen için eşim bir yapılacaklar listesi hazırladı. Güzel olacağına eminim. Kolay gelsin. Hadi bakalım ev kliniği. Adamın istediği sadece zemin kata klinik yapmak ama evin üst katlarına, diğer odalarda da eşi bir plan hazırlamış. Neyse plan hazırlanması güzel. Genelde bizden bir şeyler istediklerinde güzel oluyor. Bakalım neler olacak. Sadece klinik değil yani. Üst katlarda da bir şeyler yapılacak. Otlar 99 diyor. Bir yerde ot kaldı. Ya üf, böyle bir tane bir şey kaldı mı da sinir ediyor. Nerede kaldı? Aha burada. Gördüm seni. Kaçak. Evet, şimdi şuradan yukarı çıkılıyor. Evin girişi neresi? O zaman yukarıdan giriliyor. Şu garajı bir açayım. Şu garajı bir açayım. Bakalım garajda ne var. Tamir eşyalarımı sonradan getireceğim demişti. Buralara neler yapılacak bakacağız. Şunları silelim. Araba teker izleri. Teker izleri var ama araba yok. Evet, buraya duvar örülecek komple. O zaman bahsettiği zemin kat burası mı? Buraya yapılacak herhalde veteriner bölümü. Neyse şöyle bir bakayım yukarılara da. Ne var ne yok göreceğim. Bunu da hallettim. Şimdi ne diyor? Buraya kapı açılacak herhalde. Garaj rafını satacağım. Çamaşır makinesi, tesisat, büyük radyatör. Şunları bir satayım, ne yapacağımı göreceğim. Bunu sat. Şunları sattım. Şunları da sattım. Tamam. Odaların yerleşimini değiştir. Üst duvarı inşa et. Üst duvar. 79 tane duvar. Üst duvarı inşa et neymiş ya? 16 tane. Şimdi şuradan bir çıkalım. Burası giriş. Tamam, şuradan girdik. Burada bir şey var mı? Hayır, yok. Burası bir balkon. Evet, burada var. Ne diyor? Eşyaları satın al. Ha, buraya hayvanlarla alakalı bir kedi kabı falan filan mesela şuraya koyalım. Bir tane bundan, bir tane yemek kabı. Yemek kabını da yani şöyle koyabiliriz, hemen mutfağın yanında olmuş olur. Hatta mamayı da dolduralım. Şu tarafa da koy. Ha, oraya da su. Tamam, çıktı hatta. Başka bir tane de şöyle bir kedi şeyi. Evi. Bunu nereye koyabilirim? Güzel bir yer arıyorum. Orada bir kapı var. Burada ayna var. Nereye koyacağım bunu ya? Şurası da uygunmuş aslında ama orada da bir kapı var. Şöyle koyayım. Camdan da bakar. Evet, burada bir yatak odamız var ama yatak odasında yapılacak bir şey yok. Şöyle geliyoruz. Çalışma odasıyla bir. Tuvalette de bir şey yok. Bu tarafta da bir şey yok. Şuradan çıktım. Çok, oradan girdim, oradan çıktım. Arkası komple.
Çalışma odası, tuvaleti. Tamam, o zaman burada başka bir şey yok. Ha, şurada bir balkon var. Buraya bir şey yapılabilir. Aa, buraya da bir şey yapılmıyor. Çok güzel. O zaman üst kata çıkacağız. O zaman üst kata çıkıyoruz. Evet. Bir sürü bir sürü bir şeyler. Bu ne? Kan mı? Boya mı? Yanmış mı burası? Ne olmuş? Teras var. Vallahi yanmış burası. Ha, buralara komple odalar yapılacak. Üst katlarda yatak odası falan yok. Tabii. Hiçbir şey yok. Anam tamam. Hallederiz. Önce bir pislikleri toplayalım. Kırılacak duvarlar var. Temizlenecek yerler var. İlk önce bir temizlikten başlıyorum. Çöpleri attım. Temizlik bitsin. Sonra duvarları yapalım. Bütün kapılar mapılar yanmış. O kapıları da komple sökmem gerekiyor. Buralar. Şimdi şu kapıyı at. Aa, kapı atılmıyormuş. Kapı böyle şey mi kalacak? Baya kötü gözüküyordu. Ben yeni kapı takarım diye düşünüyordum. Kapı öyle kalacakmış. Neyse. Örümcek ağımızı da temizledik. Gel bakalım şu karşıya girelim. Burada bir örümcek ağım var. Tamam, bitti. Şimdi nereye kırıyorum, parçalıyorum? Şurası. Bir de bu. Tamam, 4 tane kırdık. Bu odayı burasıyla yarım duvar. Kapıyı buradan açacağım o zaman. He, tamam. O kapıyı parçalayacağız. Kapıyı buradan açacağız. Şunu satacağım. Bunları yıkıyorum. Tamam, burayı komple kapatıyoruz. Tabii. Burayı kapatıyoruz. Tamam, burası bitti. Şimdi arka tarafa dönüyorum. Şu tepesi var. Tepeyi halletmem lazım. Kapıyı attım. Yarım duvarları. Bunun da yine kapının yönünü değiştiriyoruz. Buraya da komple duvar koyup şu yan taraftan açacağım kapıyı. Tamam. Şuradan iki tane kırıyorum. Buradan iki tane kırıyorum. Ne acayip bir şey. Daraltıyorum burayı. Tamam, buraya da bir kapı konulacak. Belli. Buraya da yarım duvar. Tamam, odaların yerleşimlerini hallettik. İlk önce bu katı bitireyim. Ondan sonra aşağıya veterinerlik kısmına geçeriz. Güzel. Şimdi buraya ne yapılıyormuş? Komple bir pencere. Evet. Pencere koyacağız. Koydum. Eşyayı sat diyor. Şu mu? Tamam. İç kapı. Bunu sattım. Demin bunu sat dediğimde satılmıyordu. Şimdi satıldı. He, tamam. Dışarıya çıkış kapısını koymadan satılmıyormuş. Tamam, ben yeni kapı açtığım için şimdi satılabilir hale geldi. Güzel. Şımcık.
Burası ayrı, burası ayrı. Şu mavi odaya bir girelim. Mavi odanın... Bir dakika. Öncelikle bizim Daisy gel bakayım sen. Gel gel gel. Sen şurada bir bekle. Aferin çocuğum. Hemen bir iç kapımızı koyalım diyeceğim. Evet, buradaymış. İç kapımız. Ters mi oldu? Bir dakika. Şöyle. Evet. Duvarları elden geçir. Tekrardan bir ufuk mavisi varmış. Yani demek ki burası aynı mavide kalacakmış. Ben yeni duvar yaptığım için beyaz olan yerleri yapma diyecektim. Maalesef öyle değilmiş. Koyu maviymiş. O zaman bu yetmeyecek. Medium alalım.
Burası böyle maviyken aynı zamanda bir duvarı da bu şekilde köpekli bir duvar kağıdı olacakmış. Şimdi buradan başlayalım bakalım başka neler konulacak. Bir tane jalüzimiz var. Şöyle monte edebiliyor muyum? Heh. Jalüziyi koydum. Ne diyor? Evet, bir tane anahtarımız şuradan ışık açılsın. İki tane aydınlatmam var. Tamam. Işığımızı da açalım. Aydınlıkta yerleştirelim. Bir tane yatağım varmış. Yatağın şurası beyaz olsun. Köşeleri şey olabilir. Mavi değil. Şöyle bir renk olsun. Evet, tam böyle yatak başı duvar kağıdı oldu. Güzel oldu. Böyle bir yatağımız. İki tane komodin. Bir tane lambamız var. Abajur. Tüylü halı. Olmazsa olmazımız. Gardolap. Ha, gardolap hangi renk? Bir dakika. Şu değil. Şu mu? Beyaz yapalım gardolabı. Çünkü birebir aynı ahşap renginden yok galiba. Beyaz olsun. Tam şuraya. Bu da beyaz olsun. Aynı renk var mı? Ha, varmış. Şu değil miydi? Bakayım. Yok. Bu değil. Bu da beyaz olsun. Aynı renk değil onunla. Tamam. Bunu nereye koyacağız? Şöyle koysak. Oraya da koyabiliriz. Şöyle dursun. Hamster teraryumu. Kocaman bir hamster teraryumu mu varmış? O zaman eşyalara bakmadan yerleştirince böyle oluyor. Bu burada kalsın. Bunun yanına şunu koyalım. Şöyle bütün bir dolabımız olsun. Şuraya teraryumu koyacağım. O zaman yatağı biraz daha şu tarafa kaydırabilirim. Daha bir de masa var galiba. Dur, tamam. Teraryum şurada dursun. Tamam, tam yatağın yanında bir teraryum. Teraryumun yanında çalışma masası. Bir tane hamster şeyi, biblosu. Çiçeğimiz nerede nerede? Şöyle dursun. Koala posteri de tamam. Burası bitti. Burası bir çocuk odası falan gibi bir şey olabilir. Çocukları varsa şayet. Burası da bir banyo olacak. Hemen ışıkları
koyayım diyeceğim ama ışıklar spot gibi. O yüzden lavabo su tesisatını koymamış mıyım ben? Aa, iki tane lavabo su tesisatı varmış. Dur bakayım. O zaman su tesisatlarını koymuştum çünkü. Biri böyle. Gel. Biri de şöyle olsun. Tamam. Şimdi küvetimi koyayım. Bunları seçmişler zaten. Sadece şöyle koyuyoruz. Birleştir. Evet, bitti. Şöyle iki tane hemen bunları da birleştirelim. Tam lavabonun arkasını kahverengi olarak dursun diye ayarlamıştım ama tam denk gelmedi. Ben bir tane lavabo zannediyordum. Yes. Tuvalette tam şurada. Şimdi bir tane çöp kutusu varmış. Çöp kutusunu şuraya koyalım. Bir tane tuvalet kağıdım varmış. Burada dursun. Havluluk şurada da durabilir ama bence şurada dursun. Bir tane, ay bu değil. Görevler. Havluluğumuzu da şuraya koyalım. Evet. Başka neyim var? Ayna vardır. Bu ne? Büyük asılı ayna. İki tane konulacak. Bu lavabolar karşılıklı falan mı olacakmış? İki tane aynanın biri burada, biri burada. Burada üzerlerine falan bakarlar. Kıyafet burada. Diş fırçalama. Bu ne? Çamaşır sepeti. Çamaşır sepetimiz de şu havluluğun altında durabilir. Bunu da şöyle koyalım. İki tane el havlusu ver bana. Biri buraya, biri buraya olunca şimdi bu burada olmadı. Bunu şuraya koyalım. Tamam. Bir tane de bu varmış. Ha, bunun üstünde olacakmış zaten ayna, güzel. Şu çöp kutusunu biraz daha şöyle yapalım. Tamam. Gayet harika oldu. Gelelim lambalara. Oraya iki tane. Şuraya iki tane. Başka nereye koysak? Ayna üstlerine koydum ama şöyle de iki tane koyalım bakalım. Evet. Gayet güzel bir aydınlanma oldu. Bitti. Şimdi gelelim bu odaya. Bu odamızda da böyle açık kahverengi. Kahverengi de değil. Yani sütlü kahve, sarı gibi ve sarı versiyonda da yine köpek kağıdımız var. Köpek desenli kağıt. Beyaz bir perde koyalım. Burası da yine
bir çocuğun yatak odası ya da ne bileyim anne babanın yatak odası ailesiyle taşındı diyordu. Aileden kastı çoluğu çocuğu var mı, annesi babası var mı, onlardan bahsetmiyordum. Işığımızı oradan açıyoruz. Hemen şöyle 1 ve 2 yaptım. Açtık ışığı. Şimdi eşyalara bir bakacağım, ona göre yerleştireceğim. Bir tane çift kişilik yatağım var. Bir tane komodinim var ve lambam var. Halım var. Kocaman bir dolabım var. Kahverengi kitaplık seti diyor. Televizyon var. Oo, çok fazla şey var. Bayağı fazla şey var. Beyaz renkli de bir çarşafı olsun. Şimdi yani bu yatağı da böyle ortalık koymak güzel olur ama şu tarafa mı koysan? Yatağın tam karşısında da bir televizyon olması gerekiyor. Şu değil mi? Ben bütün eşyaları bir buraya koyayım. Bir tane komodinim var. Halıyla lambayı boş ver. Bir tane kocaman bir şeyim var. Ha, bu burada dursun. Dolabım. Dolabın yanına biraz önceki gibi, nerede o? Ha, şu. Birebir aynısından var. Şu ışık tesisatını şöyle alalım. Evet, renklerde hiç uyumlu olmadı ama neyse, öyle olsun. Sonra başka şunu o zaman bu tarafa koysam. Şöyle yapsak, televizyonu nereye koyacağım ki ben? O zaman değiştirdim. Sistemi komple değiştiriyorum. Buraya bir çalışma masası. Tamam. Çalışma masasının üstüne asma televizyonu koyacağız. Evet, yataktan bu şekilde izleyebilecek. Çok güzel oldu. Tamam, mantığını oturtmaya çalıştım. Neyi nasıl koyabilirim falan. Duvar kağıtlı kısma yatak başı gibi olsun dedim ama olmadı. Problem değil. Böyle de güzel. Bir tane şu var. Bunu şuraya koyalım. Kitaplarımız. Şu şurada. Şunu biraz daha yukarı kaldırabilirim. Ve bir tane daha kitabım var. Bunu da buraya koydum mu mis. Oldu mu oldu. Şu komodin şu tarafa da gelebilir. Gayet güzel. Gelelim buraya. Eşyayı satın al. Ne diyor? Kocaman bir kuş kafesi varmış. Şöyle açık renk yapalım, boğmasın. Oo. Ah. Şuraya. E tabii bütün hayvanlara bakılacağı için doğal olarak kuş bölümümüz burası. Merdivenden nereden çıktık? Şuradan çıktığımız gibi hemen tam şuradan ışık açılsın. 3 tane de şunlardan, şu 1, şu 2 ve şurasını da 3 yaparsak ışığı açıyorum. Mis, kuş bölümümüz bitti. 2 tane yatak odası, 1 tane tuvalet bitti ki şurada da hamster bölümümüz var. Geldik buraya. Terasa ne yapılacak?
Terasta herhangi bir hayvanlık bir durum yok. Burası oturma yeri olacak. Işığımız 4 tane şundan. Şimdi şu 1. Şu 2. Şu 3 ve şu da 4. Çok kısa. Yeşil yapraklı olabilir. Yeşil olsun ya. Hoşmuş. Nereye koyalım? Bir tanesi burada. Diğeri de şurada olsa. Evet, biraz böyle bir üst üste binme gibi oldu ama olsun. Oturup sohbet muhabbet etme yeri. Yine yanlış oldu. Karşılıklı olacakmış. O zaman böyle yapalım. Yani böyle de kötü. Hayır. Ben böyle yapacağım. Tamam, böyle de bir masaları olmuş olsun. Şu tarafa hamak. Vay. Şöyle bir hamağımız. İki tane şezlong mu? Yani onları da o zaman şöyle koyacağım. İki şezlong arasına da bir tane sehpa koyabilirmişim. 8 tane çiçek var. Çok güzel. Nereye koyacağım bunları? Şuralara koyacağım bence. Tamam, şuralara 8 tane de çiçeği koydum. Yine bunlardan 5 tane. Nereye koyacağım? Ayrı ayrı yapayım. Tamam, böyle bir şey oldu. Oldu, bitti. Evet, komple bitti burası. Burası da bitti. Buralarda herhangi bir şey yoktu zaten. Tamam, iniyorum aşağıya. Evet, burası. Şuradan tekrar bir kontrol edeyim. Burası garaj şu anda. Buraya yapacağım. Birinci orayı yaptım. Terası yaptım. İki tane yatak oda, bir tane odayı yaptım. İki yatak odası, bir banyoyu yaptım. Bir tane de bahçe yaptım. Tamam, şimdi burada duvarları inşa etler, yıklar, mıklar var. Duvarı inşa etmeden şuranın şeyi gözükmüyor. Burası da gözükmüyor. O zaman hadi duvardan başlayalım. Buraya büyük ihtimalle işte kedi köpeklerin yıkanma şeyleri falan filan böyle şeyler konulacak diye düşünüyorum.
Evet, duvarların döşemeleri bitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni yaptığım duvarları tabii ki yine boyamam gerekiyor. Şuradan hemen aynı renge. Duvar bitti. Evet, burası komple bitti. Burada başka bir şey yokmuş. Acaba içerileri de aynı bundan yapacak mıyım bilmiyorum. Bakacağız. Ne diyor? Kapı varmış. Şu kapıdan hemen bir tane koyalım. Şöyle bir kapı. Evet, yanlış koydum. Tamam, o zaman veteriner için hayvanlarını getiren insanları buradan garajdan alıyor. Bak, tokmak da var. Direkt buradan çalıyor kapıyı, giriyor içeriye. Böyle bir sistem yapmışlar. Şuraya ne konulacak? Ön kapı. Şuraya da bir kapı satın alacağız. Yo, kapı nereye satın alacağız? Ön kapı buraya mı? Ben buraya koydum. Şurası mı? Ha, burasıymış. Pardon. Tamam. Kapımız buradan. Merdivenin altından mı geçiliyormuş? Garajdan almıyorlar. Şuradan. O zaman bunu sileceğiz. Onu sileceğiz ve bunlardan tekrar yapacağız. Devam. Ya son iki tane kaldı. Onda da bitmezsin ya. Tamam. Şu içleri de yapalım. Ya elimizde malzeme kalmış nasıl olsa. Şuraları yapalım. Bunları saymıyorlar ama olsun. Güzel. Hatta şunun içini de. 3 tane. Şurası 1, 2. Buralarda bir şey var mı? Yok. Tamam. E bunu da at artık. Güzel. Burada bir şeyim yok. Geldim burada. Şimdi buraya ne yapılacakmış? Bir tane koyu. Ha, bu konulacakmış buraya. Güzel. Ne diyor? Radyatör su tesisatı, bir tane lamba. Lambadan başlayalım. Şuradan indiğimiz gibi hemen şuradan ışığımızı yakalım. Radyatör su tesisatı diyor. Onu da buraya koyamayız. Şuraya koyayım. Şöyle koyalım. Tamam. Koltuğu kapıdan girdikleri gibi hemen şurası bekleme yeri. Burada oturabilirler. İki tane. Bu bir. Şu iki. Açtım ışığımı. Çaksam. Bu neymiş? Duvar askılı falan. Tabii ki müşteriler gelecekler buraya. Köpeklerinin askılarını hemen şuraya asabilirler. Bir tane saatim var. Burada beklerlerken tam karşıda kocaman saate ne zaman içeri alınacaklarını görebilirler. Sehpam böyle bir şey olsun. Bir tane şuraya sehpa koydum. Eşyalarını koysunlar. Tabii ki hoş geldiniz paspasımız. Ve bir tane de çıkış tabelası. Çıkış tabelası da tam olarak şöyle ok şu tarafı göstersin. Çıkışımız da orada bitti. Geldim bu kocaman yere. Esas yer burası. Şurası da tuvalet ya da yıkanma banyo yeri falan olacak büyük ihtimalle. Beyaz seramik fayans yapacakmışım.
Başlayalım. Tamam, buraya kesin açılır, kapanır, büyük bir kapı, bir şey. Yok mu öyle bir şey? Beyaz sürgülü kapı. Aynen öyle. Bahsettiğim şey tam olarak buydu. Evet, hastaneye girişimiz. Bir tane de küçük kapı lazım aslında. Neyse, dur bakalım, sırayla gidelim. Buradan girdiğimiz gibi. Şuradan ışığımızı yakalım. Radyatör. İki tane dikey radyatör varmış. Biri burada olsa. Şöyle yapalım. Biri şurada olsun. Tamam, bir tanesi de diğer tarafta. Dur, şurada. Ortada değil. Oraya belki bir resim falan bir şeyler konulacaktır. Bu da burada. Şunları da yaptık. Tamam. İki başta koyduk ısıtmalarımızı. Lamba kaçta? 5 tane. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir. Şöyle iki. Üç. Dört. Tam ortaya 5. Şöyle bir şey. Şimdi hayvanlar için temizlik masası diyor. Bütün eşyaları koyuyorum, yerleştirmesine bakacağım. Bir tane şu var. Büyük hayvan yıkama şeyi, bir tane küçük hayvan yıkama şeyi. İki tane kedi kafesimiz var. Anam. Yakında bütçem bitecekmiş. Biliyorum. Bu ne? Tamam. Çiş pedimiz var. Ofis kitaplığı. İki tane de ofis kitaplığı. Anam, ben bunları nerelere yerleştireceğim? Şimdi şu bir tane kedi kafesi orada kalsa. Ya da vazgeçtim. Şöyle yapalım. Ver kedi kafeslerini. Tam karşısı şurası kedi kafesi yeri. Ofis şeylerini şuraya koysam. İki tane ofisi oraya koysam. Kedi kafesleri orada olsa. Yıkama yeri bir tanesi böyle. Yanına hemen küçük köpek yıkaması. Şurası çiş pedi. Bunlar tam ortada duracak. Hayvan bakma yeri çünkü bu. Heh. Tamam. Şuraya bir su kabı koydum. Yemek kabı yok muymuş? İç mekan köpek şeyi diyor. Evcil hayvan temalı bir saat varmış. Saat burada dursa ya. 14 tane şu parmaklığı nereye koyacağım ben ya? Bu parmaklıklarla ayırmayı ben bir türlü beceremiyorum. Nereye ayıracağız? O zaman ofis kısmı burası olacak. Anladım. Şöyle yapacağız. Burada bir tane. Saati şuraya koy. Evet, iki tane onu oraya koyduktan sonra bunları da şöyle yapıp tam şu ortaya ayıracağım. İlk giriş alanıyla şöyle olduğunu düşünüyorum. Tamam, normalde bitti. Tamam. Bitirdik. Peki kapı var mı? Kapı yokmuş.
Şöyle açalım o zaman. Ve duvar kağıtlarımız varmış. Onu da halledeceğim şimdi. Şunu şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bu da burada dursun. Şunu yatay çevireyim. Evet. Galiba yaptım. Şimdi kaplamalarımızı yapalım. Geniş şunlardan varmış. Bunlardan çok lazım. Bir de şu köpekli. Evet, bitti. Gayet güzel oldu. Sol taraf böyle köpekli kağıt yaptım. Sağ tarafı da köpekli kağıt yaptım. Buraları da böyle beyaz yaptım. Güzel oldu. Bakalım burası ne olacak? Burası da normal bir tuvalet olacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. Şuradan ışığımızı yakalım. Doktorların tuvaleti geldiğinde hemen yukarılara çıkmadan buradan şey ettiriverirler. Güzel. Fayanslarımız, yer aynı kalacak. Ne diyor? Gri kareli seramik fayans diyor. Şundan 3 tane koyalım. Bu ne? Halojen lamba. Ne biçim bir dizme oldu bu? Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey olsun. Sekiz tane bundan konulacakmış. Bu duvara mı olacak acaba? Galiba 5, 6. Tamam. 7, 8. Burasıymış. Bunları fazladan almışım ben. Normal boya yok mu? Normal boya da yokmuş. Tamam, o zaman onları siliyoruz. Halojenleri başka bir yere koyacaktım galiba. Bir lamba daha var gördüğüm kadarıyla. Bir halojen daha varmış. Neyse dur, şimdilik şöyle bir kalsın. Bakacağım halojenlere. Havlu, kurutucu varmış. Lavabo, tuvalet. Tuvaletten başlayalım. Şurası tuvalet olsun. Havlu, kurutucuyu boş ver. Şuraya bir tane lavabo koyalım. Bir tane aynamız. Havlu, kurutucuyu da şurada dursun. Ama ortada. Hayvanları yıkadıktan sonra kuruladıkları havluları gelip buraya asıyorlarmış, kurutuyorlarmış. Bir tane tuvalet kağıdım. Bir tane de şuraya havluyu koydum mu? Bitti galiba. %100. Gerçekten de %100 olarak tamamladım. Süper oldu. Gayet güzel oldu. Tamamla diyoruz ve evimiz
an itibariyle bitmiş bulunmaktadır. Çok güzel oldu. Şuraya bak, neydi ne oldu? Odalarla bölünce kuş yeri. Evet, bura odalar da çok güzel. Şunu renk uyumunu da keşke tuttursaymışım. Burası da güzel. Evet, evin dışındaki otları da toparladık ve komple bitirdik. Evet, son bir tane evim kaldı o zaman. Aynen. Hepsini bitirdim. Burada bitti. Tabii. En son bu kaldı. Kimmiş bu? Evcil hayvanlar barınağı. Biz bu adamı yapmadık mı? Yaptık, tekrar buna geri dönüyoruz. Morgan'ın evcil hayvan bakım evi işi harika bir başarıya ulaştı. Önceleri tek kişilik bir operasyondu. Şimdi ise beceri sahibi maaşlı çalışanlarla ve gönüllülerle işletiliyor. Birçok hayvan kurtarıldı ve onlara yeni yuvalar bulundu. Şu anki mevcut sorunu sadece yer yoksunluğu. Yerel sponsorlar sayesinde nihayet eski bir hayvan barınağı satın alabildi. Sonraki aşama buranın yenilenmesi olacak. Bizim Morgan'ın evi neresiydi? Orada güzel tutturdu işini. Sonra yeni yerine geçmiş. Evet, hayvan bakıcısı Morgan, aynen. Normalde evi burasıydı. Burada ufacık bir yerde başlattı işini. Almış, yürümüş, büyümüş. Şimdi burada kocaman bir yer satın almış. Artık iyice bir barınak oldu. Ve birçok hayvanı da sahiplendirmiş. Güzel. O zaman hikayenin başında Morgan'la başlayıp Morgan'la bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde de Morgan'ın evcil hayvan barınağını komple hallettikten sonra Pets DLC paketi bitmiş oluyor. Ama videolar bitecek mi? Hayır, tabii ki. Videoların en başında söylediğim gibi hepsi bittikten sonra kendime evlerin arasından güzel bir ev seçeceğim ve o eve bir sürü hayvan sahipleneceğim. Güzel de bir dekorasyon olacak. Tek bir videoda büyük ihtimalle bitmeyecek. Biter mi bilmiyorum. Bitirmeye çalışacağım. Kocaman bir evin dekorasyonu bayağı zor olacaktır ama bakalım, belki birkaç partta komple evi bitirmiş ve içerisine de komple bittikten sonra hayvanları sahiplenmiş konumuna gelmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yapmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda kanalı bu video ile keşfettiyseniz, destek olmak amaçlı bir abone olup bildirimleri de açarsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki House Flipper bölümünde ya da kanaldaki takip ettiğiniz, sevdiğiniz başka oyunların başka bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.